Bülent Kaya'ya dönüyorum. Bülent Bey, şimdi iki şey soracağım. İki şey merak ediyorum sizden. Hem oradan da yavaş yavaş tarih bölümüne de gireriz ama. Birincisi, Tarkan'ın konserine Hacı Yakışıklı'nın bir takım eleştirileri var. Buna katılıyor musunuz? İki, o kutlama sizce ne anlam ifade ediyor? Cumhuriyet'in, özür dilerim, İzmir'in kurtuluşuyla beraber 9 Eylül, yani düşmanların Türk topraklarından atılması olarak bildiğimiz, Anadolu'dan atılması olarak bildiğimiz 9 Eylül layığıyla dört dörtlük kutlandı mı sizce? Şimdi tabii bireysel... Tarih bölümüne birazdan tabii, geleceğiz. Tabii. Ya bireysel olarak her vatandaşın kendi özel günlerini ya da kutsal gördüğü günleri bir kutlama şekli olabilir. Veya kutlanmasına ilişkin bir tarzı olabilir. Hepimiz ona saygı duymak zorundayız. Kim ne şekilde kutluyorsa, ama niyetinde devlet olarak bir kutlama töreni söz konusuysa bununla ilgili yasal mevzuatı bir görmek lazım. 2012 yılında AK Parti'nin çıkardığı ulusal ve resmi bayramlar ile Mahalle Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri, tarihi günlerde yapılacak tören ve kutlamalar yönetmenin 8. maddesi aslında törenlerin nasıl yapılacağını söylüyor. Keşke Hacı ne Bey, diyor orada? AK Partili arkadaşları ikna etse de bunları aynı zamanda yönetmelik haline getirse, eğer toplumun geneli, yani AK Partililer de buna iştirak ediyorlarsa. 8. madde, Mahalle Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve diğer tarihi günler. Mahalle Kurtuluş Günleri, Atatürk Biraz Günleri ve diğer Mahalle Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve diğer tarih günlerin kutlama faaliyetleri başkentte Ankara Valiliği, başkent dışında valilikler ve kamuklularca oluşturulacak kutlama komiteleri tarafından belirlenir. Programda günün anlam ve önemine uygun olarak yapılacak bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro, halk oyunları, gösteriler ve konser gibi faaliyetler yer alır. Programda tören geçişi ve tebrikata yer verilmez. Peki bu bundan ne sonuca varacağız? Şimdi hani Hacı Bey şunlar olsaydı şunlar olsaydı diyor ya. Niyetinde orada eğer bağımsız olarak biz kendimiz ayrı bir kutlama yapıyor olsak elbette kendi dünya görüşümüze, kendi kutsalımıza göre yapabiliriz. Ama burada tarihi günlerin nasıl kutlanacağını AK Parti hükümeti çıkarttığı bir yönetmelikle belirlemiş. O yönetmenin içerisinde Kur'an tilaveti yer almıyor. Dua yer almıyor gibi yani şeyi kastediyorum. Bunu AK Parti'nin bütün kutlamalarda, tarih Bülent günlerde... Bey, çok enteresan bir yerden yakaladınız şey, yani. O, talimat bu. Yarın bir gün buna aykırı bir faaliyette bulunan suç ilgili kişi hakkında soruşturma bile açılabilir. Burası valiliğin yaptığı bir etkinlik değildi. Onların belirlediği tertip komiteleri diyor. Valilik farkı belediye. Hayır, burası resmi kamu, bir şey değildi. Burası kamu kurumu yapıyorum. Yani. Ben de söylüyorum işte. Peki siz istemiyor musunuz Kur'an-ı Kerim tilaveti olsun? Ya benim senin istemem başka o bir şey. O zaman talep edelim hükümetten. İşte, eğer hükümet işte, koymadıysa talep edelim. Bir şey yakaladım. Bu tür yerlerde Kur'an-ı Kerim tilaveti olarak. Ben de diyorum ki, bu resmi bakın, törenlerde diyor. Siz kamuya ait bir alanda tarihi bir günü kutluyorsanız onunla ilgili ya bir yasa vardır ya bir yönetmelik vardır. Ya bir kafanıza göre şey kurulamaz. Bu kanunda herhalde 2012'de çıkarıldı yani. Bu daha önce yoktu. Dini ritüeller vardı, uygulanmaz yani, diye bir laf yok herhalde. Uygulanmaz diye bir şey yok da uygulanır tercih diye. Tercih meselesi. İşte Fuat Bey, uygulanır diye bir madde de yok. Ha işte tercih meselesi. Hani şunu diyorum yani, dolayısıyla yönetmeliğe ve belirlenen kurallara aykırı bir şey yok. Yani, ama orası resmi bir şey değildi ki. Yani siz niye resmiyete bağladınız? Ve şu var. Ya sen niye gayri resmiyete bağladın? Belediyenin canım olur mu? Resmi tören ya. İzmir Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Yani hani bu hazır yani Sayın Cumhurbaşkanı ile seyahatlere de çıkıyorsunuz. 2012'deki yönetmeliğe bir atıfta bulun. Sayın Cumhurbaşkanım değil. Bu bunların için şehit bunda, oldu. Bunda bir problem yok aslında. Hayır, hayır. Bence bunu, ben de yani. Diyorum ki bunlar ya bunu, talep, ben de talep bunu tercihe bırakmayalım. Zaten. De ki yani bunların için şehit oldu. Bizim şehit olma amaçları belli. Şu yönetmeliğe bu hususlarla ilgili manevi hususları da bir işleyin diye talepte bulunuyor. Siz beğendiniz Tarkan'ın konserini o zaman. Benim beğenip beğenmemem önemli değil onu ki. Onu konuşuyoruz. Ben kendim bir kutlama yaparsam kendi tarzıma, düğünme davet edersem, nişanıma, sünnetime davet edersem zaten benim gelenek göreneklerime göre bir kutlama olur. Sen de lütfedip gelirsen şeref duyarım. Ama belediyenin, kamunun yapacağı işler kanunla yönetmelikle. Beğenir davet beğenmeyiz. Davet sünnettir biliyorsun. Beğeniriz beğenmeyiz. Değiştirilmesini isteriz istemeyiz. Ama burada ben sadece hani istismar dedi ya Barış Bey. Yani mevzuat belli. Mevzuatın içerisinde yer olmayan bazı şeyleri resmi bir tören için dile getirmenin... Siz de beni istismar ettiğimi mi düşünüyorsunuz? Ya niye üzerine anlıyorsun? Ben de bir değerlendirme yapıyorum. Barış Bey istismar dedi ya diyorsun. Açıklama... Hayır, ben de diyorum benim yaklaşımım... Soruyorum istismar mı ettiği Hacı oluyor? İstismar edildiği yerler yok mu? Peki istismar mı? İstismar edildiği yer yolsuzluk olur, yapan olur, belediye başkanı şimdi, getirecek, Kur'an okutacak, ben de ona mı inanacağım? Nasıl ki? Olur mu öyle şey nasıl ya? Nasıl ki tarihi şahsiyetler bu kadar da yani hakikaten işte bu istismardır kardeş. Dinler de
Yani hakikaten din İslam'dır ama. Devam edelim onlar ya. Çok gereksiz tartışmanın içerisine girdik. Tamam, yani buyurun. Ben sadece atıfta bulunduğu için 2012'de yani tamam, çok eski anladım. Bir peki. Yönetmelikten bahsetmiyorum. AK Parti'nin ilk kez getirdiği bir yönetmelikten. Ben bütün itibariyle nasıl gördünüz? Hayır, ben senin şahsi talebindir, en doğal hakkındır diyorum. Evet. Ama kamu resmi alan yasayla belirlenir diyorum. Yasa da böyle diyor. Tarkan'ın konserini konuşuyoruz. Tarkan'ın konseri de bir kutlamanın devamı, belediye tarafından yapılan bir kamu hizmeti. Tunç Soyer kendi villasının bahçesinde konser vermiyor ki. Okunsa kötü mü olurdu? Ya kötü olup olmaması yasak üzerinden bir değerlendirme yapmıyorum işte. Ki ben. Sana göre iyi olur, bana göre iyi olur, başkasına göre yerinde olmayabilir. Orayı tartışmıyorum ki. Bizim tartıştığımız şey bir mevzuatta bir atışta bulundu. Bu dediğiniz çok problemli. Bülent Bey'in ki Saadet Partili, bir CHP'li söylese hacı neler derdi de Allah'tan Saadet Partili. Mevzuatta atışta bulundu. Ben de diyorum ki yani bir eleştirecekse ama. Burada ekrandan dile getirmek kolay, ilgili yerlere söylesin. Hayır. Peki. İlgili yerlere söylemediğimiz yani 30 Ağustos resepsiyonlarında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunuyor. Bilmiyorum niye okunuyor demedim ki ben. Ama Atatürk'ün adını hiç anmıyor mesela Diyanet İşleri Başkanı. Niye okunuyor? Şehitlerimiz için bir dua edilir, bir Kur'an okunur. Bu kadar basit. Doğru. Yani peki Bülent Bey tamamlasın. Bülent Bey, yani Bülent Bey sizdeyiz. Sizdeyiz. Buyurun tamam. Şimdi dolayısıyla yani milli günler, kurtuluş günleri, kahramanlık günleri bir milletin millet olma şuurunu oluşturma ve tarih bilincini oluşturma açısından son derece önemli. Yani hakkıyla kullanılması gerekiyor ki yani hangi dine mensup olursak olalım, hangi siyasi görüşe mensup olursak olalım ama ortak bir vatanda birlikte yaşamanın şuurunu oluşturuyorsak, yani ortak bir millet şuuru, ortak bir vatan şuuru oluşturuyorsak bu günler tartışma konusu olmaktan çıkarılmalı. Tam tersine herkes birlik beraberlik tam da o noktada biz şimdi bir tarih tezini konuşacağız. Çünkü yani niye ortak bir tarihte anlaşamıyoruz? Neden? Tabii. Yani her şeyde bir ayrışıyoruz tamam, bir de tarihte ayrışıyoruz. Bunun da birazdan geleceğim. Bitirdiniz mi? Yok, yani bu söylediğim şey bu. Buyurun. Yani bu günler hakkıyla kutlanmalı. Ve tamam. Çocuklarımızın hafızasında çocukluktan bu yana bir tarih şuurunun oluşabilmesi için son derece önemli bence. Önemli. Kutlamanın peki. Şekli, benzeri şeyler üzerinde tartışmanın ben asıl amaca zarar verdiğini düşünüyorum. Ama yapılan yanlışlara da birazdan değiniriz. Peki. Fuat Uğur. Evet, ben de çok fazla uzun konuşmamaya çalışacağım diğer konuya geçmek için. Tabii söyleyeceklerim aslında bir anlamda diğer konuşmacılar tarafından da söylendi. Biraz da Hacı Yakışıklı ve Barış konuşacaklarımızın seyrini biraz değiştirdi tabii doğal olarak da. Ama ben Bülent Bey'in söylediği o maddeler, kanun maddeleri ve ona ilişkin yorumları bana ilginç geldi. Oradan başlayarak söyleyeceklerime başlayayım. Şeyi problemli buldum. Benim nişanıma düğünüme davet edersem kendi geleneklerimi, göreneklerimi ve inanışlarıma dair bir tören yaparım dediniz. Ve sonra söylediğiniz şeyler daha doğruydu. Ortak bir vatan, ortak bir millet ve bir ortak milli şuur varsa ve o ilkindeki yanlışı anlayamadım. Tamamlayayım. Kamu adına belediye, yani bir belediye İzmirlilerin belediye başkanıdır. Tabii. İzmir'de sekülerler vardır, dindarlar vardır, inanmayanlar vardır. Hepsini temsil eder. Dolayısıyla da Hacı Yakışıklı'nın orada bir Kur'an tilaveti okunmasını istemesi tabii bir şeydir. Belki de tabii edeyim. Yani belki de oradaki İzmirlilerden bazılarının da isteyebileceği bir şeydir. Doğru. Sonuç itibariyle İzmir'in %99.9'u inanmayanlardan, ateistlerden ya da sekülerlerden oluşmuyor. İtirazım yok. Şimdi dolayısıyla da tüm kamuyu temsilen İzmir Belediye Başkanı'nın böyle bir organizasyonda, çünkü saygı duruşu dediğimiz şey bize daha sonra gelmiş, seküler anlayışımızla birlikte gelmiş bir anma biçimidir.